Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Konuklar Kasabası'ndayız. Konuklar Kasabası kabristanından görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. Yine bugün Konuklar Kasabası bayram özel programımızda sponsor olan Necip abiye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Konuklar Kasabası gurbetçilerinden, diğer gurbetçi abilerimizden de sponsorluk bekliyoruz. Biz istiyoruz ki burada bütün kabristandaki bütün mezarlıkları tek tek çekelim. Tek tek gurbettekilere bu insanları tanıtalım, anlatalım istiyoruz. Tabii ki şimdi bazı izleyicilerimiz neden hepsini çekmedin diyen olacak büyük bir ihtimal, değil mi abim? Tabii. İnşallah onlar da önümüzdeki günlerde, ben de istiyorum annemin mezarlığını olsun, başında bir Fatiha okunsun hem de çekilsin diye onlardan da sponsorluk bekliyoruz. Evet, yine bir mezar taşı Molla Osman Efendi kimdir? Bu Mulla Osman Efendi dediğimiz Allah dostu birisi. Bunun yaşantısının döneminde bizler daha henüz aklımız yetmiyordu, küçüktük ama bunun yaşantısı boyunca Cenab-ı Allah'ın buna sunmuş olduğu hediyelerden birkaç tanesini devamlı Konuklar Kasabası'nın büyükleri söyler. Gerçekten de mükemmel bir Allah dostuymuş, mükemmel bir alimmiş. Halen de şu anda mezarı başına gelirler, dua ederler. Buna büyük alimlerimiz pek itibar etmiyor ama işte mezar taşına okunur veyahut da toprak alınır alınmaz diye de yine de halkımız ne derece nasıl bilemiyorum. Allah'ınla kendinin itikadının arasında buna gelip de niyetlenip de mezarlığından toprak alanların şifa olarak iyi olduklarını kendiler söylüyor. Tabi her zaman için Cenab-ı Allah ne demiş? Alan el veren elden her zaman, veren el alan elden her zaman üstündür demiş. Onun için de iyi niyetli olarak geldiği zaman saygıdeğer mübarek zatımızda inşallah duasını kabul eder Cenab-ı Allah da sağlığına, sıhhatine kavuştuklarını söylüyorlar. Ama ne derece doğru, nasıl orasını da bilmiyorum. Duyduğumuz gerçekten bir Allah dostu. Şu anda da neslinde ne hoca eksik olur, bu hocamın neslinde ne hoca eksik olur, ne de makam mevki sahibi insanlar eksik olur. Yani hani derler ya, anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al derler ya, neslinin temiz olduğu, kendinin temiz olduğu neslinden tahmin ediyorum. Allah mekanını cennet etsin. Burada da saygıdeğer gurbetçilerimizin tamamının Yozgat TV'ye sponsor olarak Yozgat'ımızı, memleketimizi kendileri tanıtmaları çok güzel bir şey. Yani Cenab-ı Allah bizi sadece mutfakta yesin, falan yerde boşalsın diye yaratmadı. Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu öğüt ne? Benim en mükemmel kulum birbirine yardım eden kulumdur. Yani biz Hazreti Ali'den daha mı güçlüyük? Bir harf öğretene ömür boyu minnettarım dediğinin biz Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. Onun için her şey güzel olur, her şeyi tanıtmayla olur. Tanıtmak, ağalık, beylik de doğrusunu konuşmak gerekirse vermeyle olur. Cenab-ı Allah'tan istemezsen veriyor mu? Ha, isteyeceksin, talep edeceksin, çalışacaksın, vereceksin. Ha, burada da sponsor olan yeğenimize de selamlarımı sunarım, gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsun. Bunların da devamını beklerim. Ben kendimi de tanıtmadım. Konuklar Kasabası'nda 30 senelik 38 senedir esnaflık yaptım. Tat Mahmut Gülseven
Yozgat TV ailesine de başarılar dilerim. Bu çekimlerin devamını kıyametin sonuna kadar da beklerim daha doğrusu. İnşallah konuklar kasabasının gurbette kaç tane gurbetçisi vardır Mahmut abi? Vallahi yaklaşık herhalde 1500-2000 tane gurbetçisi vardır yani. Şimdi konuklar kasabasının 1500-2000 tane yurt dışında gurbetçisi var. Aslında konuklar kasabasının gurbetçilere mesela haftada biri sponsor olsa, düşünsene konuklar kasabasını her hafta bir sponsorumuz çekim yaptırmış olsa dünyanın gözü konuklar kasabasında olur. Konuklar kasabasının daha sonra Türkiye'de, dünyada tanımayan hiçbir şey kalmaz. Ben buradan öncelikle Necip abiye teşekkür ediyorum. Necip abi bayram günü dedi, ben dedi buradayım ama dedi gönlüm dedi konuklar kasabasında dedi. Ne yapalım Necip abi dedim. Dedi bayram günü dedi, orada çekim yapmanı istiyorum Davut dedi. Dedim Necip abi olur tabi, ben buradayım ama gönlüm orada dedi. Yani aslında bu çekim onu anlatıyor. Ben diyor buradayım ama gönlüm orada. Yani gerçekten Necip abinin yapmış olduğu güzel bir şey. İnşallah diğer konuklar kasabasının gurbetçilerinden de aynı ilgi alakayı bekliyoruz. Hem memleketimizin televizyona destek olarak uzayan kol bizden olsun. Sonuçta biz memleketin medyasıyız ve konuklar kasabası gerçekten misafirperver, güler yüzlü ve biz de artık buralı gibi hissediyoruz kendimizi ve aynı ilgiyi diğer gurbetçilerimizden de bekliyoruz. İnşallah bir şeyler anlatabilmişimdir. Çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yalnız burada da başkanınla aleyhine biraz atalım değil mi? Vallahi atalım değil mi? İyi atalım. Atalım bunu, atalım. Atalım da duyarsa. Şimdi yanında konuştuğumuz zaman belki yağcılık gibi falan filan olur. Aleyhine konuşursak güzel olur. Ha şimdi işin özü, iki dönemdir belediye başkanı. Daha öncelerin yapmış olan arkadaşların çok güzel üzerinde yaptı. Daha önce yapılan belediye başkanları çalışmadı mı? Herkes kendi gücüyle çalıştı. Bu daha mükemmel çalıştı. Ha benim gönlüme karşı da çalıştı mı? Benim gönlüm biraz yüksek. İşin açığını da konuşayım. Evet. Çalışmadı. Benim gönlüm biraz yüksek. Çalışmadı. Evet. Ha o birilerine göre çalıştı mı? Çok mükemmel çalıştı. Ha senin gönlün neden yüksek? Benim gönlüm isterdi ki konuklar kasabasının halkı sabah ailesine alsın. Karşı bayır derek. Evet. O bayırda güzel bir mesire alanları oluştursun. Kahvaltısını orada yapsın. Yine gönlüm isterdi ki konuklar kasabası bir mükemmel bir düğün salonu olsun. Konuklar kasabasının güzel bir taziye evi olsun. Ha onu da buradan demeden geçmeyeyim. Taziye evinin için Sarıkaya konuklar kasabasında olup da Sarıkaya'da bulunan Karataş ailesine, onun tarafına, etrafına sonsuz teşekkür ederim. Buraya bir taziye evi yapıyorlar kendilerinden. Ecdatlarının hayrı için. Yakın zamanda anaları da öldü. Zamanın olursa buradan Sarıkaya'dan giderken de bir uğrarsın. Bir başsağlığı dilersin. Konuklar kasabasına da o temeli attıkları için bir teşekkür edersin. Çok köklü bir aileler, maddi güçleri de çok mükemmel. Hayır hasenat dedi miydi de bağrını açıyorlar. Konuklar kasabasında bütün o tür ailelerin daha çok, daha çoğalmalarını canın gönlünden bekliyorum. Burada başkana da 2-3 dönem destek verdik. Şimdi doğrusunu da konuşacaksam siyaseti bırakmadığı süre desteğimi vereceğim. Vereceğim derken benim gönlümden geçenleri de şart koşacağım. Nefsime karşı hiç zerre kadar benim bir talebim olmaz. Eğer benim kazancımı Cenab-ı Allah bana zararsız, ziyansız yedirirse
Yozgat TV ekibinin de yeter, bana da yeter. Senin de şu gözlerinden öperim. Bu kadar da buraya kadar geldin, zahmet ettin. Sana da apayrı teşekkür ederim. Başkana da bu Necip'in aracılığıyla mı olur? TV'nin şimdi aracılığıyla mı olur? Hı. O dediklerimizi yapsın. Yapar, inşallah yapar. Yapacağından da şimdi eminim. Şimdi bugün başkanımı gördüm. Millet zannetmiş ki bugünkü çekimi belediye başkanı yaptırıyor zannetmiş. Buradan da izleyicilere bunu da belirtelim. Şu anda çekmiş olduğumuz çekimden başkanımın da haberi yok. Ama dediğim gibi Necip abi yaptırdı ama dediğim gibi haberi yok. Buradan da izleyicilere bunu hatırlatmış olalım. Doğrusunu konuşmak gerekirse başkanımızın da tarafı ailesi mükemmel bir aile. Mükemmel bir tarafı etrafı var. Bu sansürsüz konuşuyor. 3 dönem siyasette seçime girdi. 3 dönemde de tarafı etrafı seçmeni yarış atı gibi koşturdu. Bu elbette mürüt uçmaz da demiyor. Yok, şeyh uçmaz da mürütleri uçurur demiş ya. Seçmeninin de mükemmel bir katkısı oldu. O da seçmeninin yüzünü kara çıkartmıyor. Güzel bir görev yapıyor. Ben başından da söyledim ya. Benim gönlüm yüksek. Zaten ben siyasetteydim. Ben 2004'te AK Parti'den belediye başkanı adaylığına soyundum. 18-20 oynanda kaybettim. Bir sonra da dedim ki sen benden daha verimlisin. Verimli olacağını da tahmin ediyorum. Ben sana desteğimi veriyorum dedim. Ha, benim de gönlüm yüksek olduğu için ha o da gönlümün okşayacak şekilde de yapıyor. Doğrusunda konuşmak lazımsa. Evet. Ama bizim gönlümüz biraz daha yüksek. İnşallah da yapacağını temin ediyorum yani. Onun adına da Konuklar Kasabası'na söz veriyorum ki yapacak. Yapacak. Hiç çaresi yok yapacak. Ya yapacak ya da yapacak. Evet.